Günaydın, herkese merhaba. İkinci uykusuz günün sabahından herkese merhaba. Bakın arkada kim var. Görünüyor muyum başkanım? Görünüyorsun. Sabah herkese sabah başlamış yürümeye. Biraz yürüyeyim dedim ya, şöyle dik durmayı artık unuttum. Birazcık kendimi toparladım ama yine hafiften böyle acılarım var arkadaşlar. Evet, ikinci günümüz bugün hastanede. 2 saatte bir aslanın beslenmesi gerektiği için hiç uyuyamadık arkadaşlar. Bayağı bir yorgunuz Caner'le ikimiz de. Bugün taburcu olacağız inşallah. Saatlerimiz şu anda 7:11 geçiyor sabah. Şimdi ben birazdan hazırlanırım. Fotoğraf çekimimiz olacak. Miral'in dadı erken uyanmış bugün. Annem onu hazırlayıp buraya getirir. Ailece fotoğraf çekildikten sonra doktor kontrollerim olur. Ve sonrasında inşallah evimize taburcu alırız. Alır. Bugün evine gidiyor. Hafif sarılık var sende ya. Sarı olmuş saçların senin ya. Ablana hediye vereceksin daha bugün. Evet. Ablasına hediye verecek bu oluş. Ağrılarım biraz hafifledi bugün. Dün bildiğiniz ağrıdan ağladım. Miradayken hiç ağlamamıştım. Böyle nasıl ağlıyorum ha, canım yanıyor diye ağladım ya. Hemen ağrı kesici vurdular da o yarım saatte geçirdi ağrılarımı. Bugün biraz daha iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağız. Ya bu oluşa bakmak lazım. Toparlanmak lazım. Benim de sabah bir kan tahlilimi aldılar arkadaşlar. Ne içinde bilmiyorum, herhalde genel bir bakılacak. Kahvaltımızı da yaptık, şimdi fotoğrafçımızı bekliyoruz. Arabada bırakmıştık geceliğin ve giyecek kıyafetleri. Caner de sen onları alıver aşkım, Miral'in de gelmeden. Giderim aşkım, tamam. Gideyim, gitsen ben de hazırlanayım. Biraz makyaj yapayım işte, bir kendime bakayım. Saçım başım dağıldı yine. Ay gülüyor ya. Vay maşallah. Caner de şıpşak geldi vallahi. Geç kalma, bizi burada bekletme dedim. Arabada uzak yerdeydi maşallah. Kaçınayım ben de mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. El bebek gül bebek baktın ikimize de. Allah razı olsun aşkım. Miral, gel bakalım Miral. Miral'in de geldi. Allah. Allah'ım. Ne özlemişim ya. Bunu. Bak. Ama çok güzel bir gece geçirdik. Hiç uyanmadan. Bak. Ay kırıklarını gösteriyorsun sen. Kim gelmiş? Geldi. Nasıl babaanne ile güzel kaldınız mı? Bebeğe geldi. Kızım bebeğe geldi. Hadi gel saçlarını yapalım. Fotoğraf çekimine başlayacağız birazdan. Geldim diye. Evet. Mira'yı da hazırlayalım, başlayalım. Nasıl da anne, rahat mıydı? Hiçbir şey yapmadı. Gittim, mamasını emdi. Hemen salladım, uyudu. Sabahleyin de anneye gidiyoruz diyor. Anne. Ay. Anne, ya. Baba. Kahvaltısını yaptı, çok güzel. Dur kızım, kız dur. Saçını biraz zor toplatıyor kızım. Evet. Kız sen de ne güzel olmuşsun böyle. Evet. Göster. Ay. Taburcu olmama gitti arkadaşlar, hazırlandım. Şimdi bakın, Miral'in de hiç durmuyor. Fotoğraflarımızı çekildik. Paylaşmak için inanın çok sabırsızlanıyorum. Çok güzel kareler çıktı. Kaçın gel be. Eh Mira, gecede yanımızda kalsaydı biz ne yapardık acaba? Bak, nasıl koşturuyorlar. 3 kişilik bir aile olarak gelmiştik, şimdi 4 kişilik bir aile olarak çıkacağız inşallah. Rabbim nasip etti, çok şükür, bin şükür. Hatırlıyorsunuz Mira Linda'nın doğumundan sonra buradan çıkış anımızı, şimdi yine onun gibi bir çıkış yapacağız ve evimize doğru yolumuzu alacağız inşallah. Aslan da eviyle tanışacak. Bakalım günlerimiz, maceralarımız nasıl geçecek Miralinda ve Aslan ile? Caner'i bekliyoruz şimdi, arabayı alacak park yerinden. Miralinda da burada kalem buldu, kağıt buldu. Aman Allah'ım, zor zapt ediyoruz ya, durmuyor.
kız, ne kadar hiperaktif oldun anneciğim sen. Şimdi bana yardımcı olman lazım artık, tamam mı? Seni dinliyor. Evet. İki kardeşsiniz artık. İyileşeyim ben, biraz toparlanayım, o zaman yap yaramazlığını. Caner de geldi şimdi, hadi bakalım bizi toparlasın. O kadar çok eşyamız var ki. Baksanıza. Önce Miral'i bağlayayım ama. Evet, ilk önce Miral'in de. Aman aman, panik oldun sen Caner. Ya kalemi evde. Kalem, al kalemi de al. Anneciğim. Durur mu o şimdi bulmuşken? Harika manzaramıza bakın arkadaşlar. Doldu araba. Ya ben ameliyatlıyım diye annem arkaya geçti. Zaten ben sağamazdım da. Aslanı mecburen annem kucakta götürüyor çünkü yer yok artık, anne arkada ne olacak? Evet bağlamak lazım aslanı. Miralinda mutlu musun? Aldık kardeşi, gidiyoruz artık evimize. Bu çizim yapıyor. Bahçe ya, diyor abi de. Bahçeyle artık oynar durur şimdi eve gidince arkadaşlar. Allah sağlıklı büyütmek nasip etsin kızım. Amin artık, amin inşallah. Sağ salim. Allah'ım yarabbim olmayanlara da nasip etsin. Amin. Bu duyguları. Kucağımıza aldık. Hamdolsun, şükürler olsun. Taburcumuzu da olduk. Şimdi evimize gidiyoruz. Bakalım. 40 gün lausalık var. Eyvah. Allah Caner. Bakarım aşkım sen. Bu arada nasıl şeylik yaptın? Refakatçilik, onu söylesen. Süper. El bebek gül bebek bana baktı. Vallahi ben gece hiç uyumadım. Tuba zaten uyumadı. Ben hiç uyuyamadım ağrılardan da dolayı. 48 saattir uyumuyoruz arkadaşlar. Doğuma geleceğimiz gün de uyumamıştık zaten. Aynen. Şimdi gideriz uyumadık. Eve bir tavuk falan alalım, bir çorba yapalım Tuba'ya. Hiç ben buradaki çorbayı da içemedim anne. Sadece bir hoşaf içtim, o kadar. Şimdi güzel bir tavuk çorbası yapalım sana hem bir de dün beni bir ağlama tuttu. Niye? Allah dedim, Caner başladı benim lausalım. Vallahi bilmiyorum. Bir anda başladı ağlamaya, şey diyor. Lausayım ben diyor. Zentrum, Allah tamam korusun. Dedim aşkım, neyse sen yaparım dedim ben de. Niye ağlıyorsun yani? Allah'ım, bir anda oldu arkadaşlar. Yani yok yere ağlamaya başladım. Lausalık beni idare edin artık 40 gün boyunca. Neden edersin? Ay hadi şimdi evimize gidiyoruz. Çok şükür, bin şükür. Evde. Mira, sana aslanın hediyesi var. Aa doğru, ben onu unutmuşum ya. Aslan ne aldı acaba Miralinda'ya, ablasına? Bakalım. En sevdiği. Bakalım sevecek mi? Hadi bakalım, evde görüşürüz tekrardan arkadaşlar. İlaçlarımı da aldı Caner arkadaşlar. Geliyor. Çok önemli bunlar. Getir ilaçlarımı. Bu kadar mı? Al ilaçlarını da. Hepsi bu mu aşkım? 3 tane. 3 tane evet. Evine hoş geldin Mert Aslan. Alo kızım. Mira kardeşi getirdik mi eve? Hadi. Geldi artık kardeş eve. Ha? Kaçıyor ya. Kaçıyor hiç. Ay. Bir de merdivenden çıkacak ha. Bak. Miralinda da olduğu gibi eve girerken oğlumuzu da çekiyoruz arkadaşlar. Allah. Hayır, bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir kız bir oğlan getirdik evimize. Hoppa. Şunları çıkaralım. Biz eve geldik. Önce Mira'yı uyuttuk. Elini yüzünü yıkadık. Mira'yı uyuttuk. Mızmızlar da bugün çok erken uyandı. 6:30'da uyandı. O yüzden ondan sonra Tuğba Aslan'ın da karnını doyurdu. Şimdi ben de burada tavuk aldı Caner. Bütün bir tavuk aldı. Yarısını haşladım. Çorba yapacağım. Biraz da tavuklu pilav yapayım. Sevdiği yiyecekler. Sanki Miralinda da eve dönüşte de bu kıyafetim vardı değil mi Caner? Gene böyle girmiştim mutfağa. Annem bir şeyler hazırlıyordu Miralinda'nın eve dönüş videosunda. Ama Tuğba bu sefer çok farklı ya. Hani onda çok fazla böyle zorlanmamıştın Mira'da. Hatta biz bir gün sonra çıkıp AVM'ye gitmiştik, hatırlıyor musun? Hastaneden çıktık, biz direkt AVM'ye gittik. AVM'ye gittik. Ben de bavullarla falan çıkmıştım hastaneden gerçekten. Şimdi bebeği tutarken bile zorlanıyor. Acısı şimdi zor yürüyor, bayağı zor yürüyor. Bayağı zor yürüyorum ya, çok da bir tutamıyorum kendimi. Belden epidural aldım arkadaşlar. Yani ameliyatım çok rahat geçti, çok sakindi, bir acım yoktu. Ama tabii sonrasında acısı çıktı. Böyle ama korkmayın. Sezaryen olacaklar varsa hiç korkmasınlar.
Sonuçta bir eliniz kesilse bile canınız acımıyor mu? Acıyor yani. Bir de ikinci doğum diye değil mi? Daha çok evet, bunda olmuş. İlkinde hiçbir şey yoktu. Hatta sen çıkarken bavul taşıdın. Evet. Takipçiler demişti Tuğba nasıl bavulu bile evet, taşıyorum evet, diye değil mi? O zaman kendimi daha iyi hissediyordum. Şimdi de iyiyim çok şükür ama dediğim gibi ağrılarım var tabii. O da olacak. Daha taze yeni ameliyattan çıktım. Evet, olur. İnşallah birkaç güne de toparlarım. Şimdi vitamin deposu. Evet. Ne yapıyorsun? İki gündür hiçbir şey yiyip içmiyorum ben. Annem evet, ne yapıyor? Evet, hastanede bir şey yemedi. Bir tek hoşaf içti sadece. Evet, yaparız ondan da yaparız. Tavuk sulu, domatesli şehriye çorbası yapacağım. Bir de pilav yapayım diyorum yanına. Seversin aha, sen. Yapacağız artık. Bir gün tavuğu kızartacağız. Bir gün et alacağız. Köftedir böyle. Yiyeceklerle beslenecek. bak neyi özlemiş anne. Türk kahvesi içeyim ya. İçmedim Türk kahvesini. Nescafe içtik daha çok. Ama Allah'tan kettle'ımızı yanımızda götürmüşüz oradan. Değil mi? Nescafe, çay, her şeyi orada yaptık kendimiz. İyi oluyor, iyi oluyor. Öyle. Ben bir kahve içeyim. Size de yapayım mı kahve? İçer misin? Ben bir yemeği ayarlayayım, ben de içerim. Ben de bugün içmedim. Erken çıktık ya. Evet. Fotoğraf çekimi olduğu için erkenden çıktık. Mira da erken uyandı o yüzden. Çocuğu da uyutmadım bir daha sabahleyin. Evet, çok erken kalktım ama bir de huysuzlandı. Bir de merak ettik, sizi de merak ettik. Mert Aslan bir yerde, Miral'in de bir yerde yatıyor arkadaşlar. İki göstereyim mi? Mert Aslan minnacık, küçücük, yavru kediler gibi görmeniz lazım. Aslan burada yatıyor. Miral da şurada. Çok komikler ya Tuba. Biri bir yerde, biri bir yerde yatıyor. Vallahi ben de bayıldım. Biri bir yerde, biri bir yerde. Sen de şimdi kahveni iç. Çorbanı iç, ondan sonra uyumaya çalış. Ya uyuyamam ki, uyuyamıyorum. İki gündür uyuyamıyoruz zaten. Uykum var ama ağrısızlığından dolayı dönemiyorsunuz da rahatça zaten. Ondan dolayı uyuyamıyordum ama bilmiyorum yatarsam. Zorlayacağım kendini ya da akşam uyuyacağım artık. Amel olsa dediğin devamlı yatması gerek. Eskiden öyleydi, annelerimiz yemeklerimizi yapardı, çorbalarımızı yapardı. Biz yatardık, ben de duramazdım ama. Sen de yap. Yemeklerim hazır olmaya başladı. Az kaldı. Azıcık bir suyu kaldı. Tavuklu pilavım burada. Domatesli tavuklu şehriye çorbası mis gibi. Limonla beraber yesin. Eline sağlık vallahi annem. Sen de olmasan var ya bayağı işimiz zor yalnız ha. Anne olmak bugünler için işte değil mi? Aslan'ın kıyafetlerini ayırıyoruz şimdi arkadaşlar. O kadar çok Miralinda'dan kalan kıyafet var ki. Hepsi de büyük büyük. Bizim oğlan da küçücük ya. Miralinda'yı olmuş da onlar. Ayı. Ayı anneciğim, hani ayı. Mira da seçiyor, ayırıyoruz. Şimdi büyükleri ayrı bir seleye koyacağız. Şimdi giyebileceklerini ayrı bir seleye. Çünkü bulamıyoruz yani ararken. Ayı. Mesela bu falan ayı, çok büyük. Ayı. Büyük büyük. Bayağı ayı. Büyük bizim çocuğumuz ayı. Küçücük. Ayı minnoş. Anneciğim, ayı. Mira da yardım ediyor. Ay çok sevdi kardeşini. Ya hiç mi kıskanç olmaz bir çocuk ya? Hayır. Yok maşallah diyelim. Yani direktman böyle bebek diye seviyor. Sadece memesini alıyor, ağzına atıyor. Ha, memesini çalıyor tabii. Öyle bir huyu var. Evet. Küçücük memesini Mira emebiliyor onu. Evet, meme tuttu bu arada arkadaşlar. Çok bir güzel emiyor ya. Bu da büyük değil mi? Çok büyük anne. Çok büyük bunlar. Babam da gitmiş. Evet. Daha böyle eve gelir gelmez direkt adak kesmeye. Eşim benim çocuklarım doğduğunda da adak kesmişti ikisine de. Mira doğduğunda da sağ salim eve gelsin adak kurban keseceğim diye. Bugün de aslanımız için gittiler kesmeye. Kesilmiş şimdi, Allah kabul etsin inşallah. Anne babaanne bunu da sen giye, bunu da giye. Bunun takımı vardı ya az önce görmüştüm. Bu da gelmez değil mi, gelir mi? Gelir belki ya. Bir iki haftaya inşallah olursa olur. Mira bak, bu senin şapkandı babaannem. Gel takalım. Bakın Mira'nın tavşan şapkasına. Bakın bak babaya bak. Tavşan. İşte bunlar aslana tam olur arkadaşlar ama şu anda üşür, yeni doğdu ya. Bu da böyle. Büyük. O da büyük. Elimize aldıktan sonra aslanı hep diyoruz ki kıyafetler kocamanmış ya. Doğmadan önce. Bu da gelir. Ayı. Olur o da. Bu da oldu. Ayı. Mira, aslanın hediyesini ne zaman verelim sana? Ayı. Artık verin artık. Şimdi verin. Aslan hediyesini verelim. Çünkü oynasın çocuk ya. Hoşuna da gider ya onun. Aynen sever. Dur ben getirip geleyim hadi. Mira. Bak sana hediye. Aslan sana hediye aldı anneciğim. Bu sana bebeğin hediyesi. Aslan bebeğin.
Aslan. Sana almış. Aç bakalım, hoşuna gidecek mi? Aç bakalım paketi. Annesi yardım et. Getir açalım. Yardım edin çocuğuma. Getir açalım bakalım neymiş. Bunu sana kardeşin getirdi hastaneden. Bak Aslan anneciğim aldı sana, tamam mı? Aslan evet. Aldı. Bebek hediye aldı. Bebek. Evet anne. Abasına hediye getirmiş. Aç bakalım. Dur açalım. Bayılırsın sen buna, bayılırsın. Aa ne o anne? Bak kalem burasına var. Basalım sinisin ekranı. Burada kalemini alacaksın Mira. Böyle yazı yazacağım buraya. Bak böyle. Gördün mü? Bak siliyor bak. Aa sildi. Mira kim getirdi sana onu? Aslan. Aslan. Çok güzel değil mi? Artık koltukları da boyamazsın. Evet. Güzel oldu. Sil. Anne. Sil. Biliyor kızım. Bas düzgün bas. Ha? Gitti. Baştan çiz şimdi. Ya nasıl bir bebeksin sen ya? Kardeşine öpücük yolla. Mama. Ay Allah'ım ya. Bu ne ya böyle? Kardeşine öpücük yolladı. Odasına kaldırayım bunları. Bunlar giyilmeyecekler. Doğum öncesinde vermiş olduğum siparişlerim vardı arkadaşlar. Onlar geldi. İlk önce bir onları göstereyim. Sonrasında da burada bakın minik bir alışveriş var. Ondan bahsedeceğim. Miralinda'ya maya aldım. Çok güzel. Bunu hemen denedik. Bu senin. Boyarı bakalım turuncu. Bu da üstümüz. 5-6 yaş aldım arkadaşlar. Tam oldu valla. Böyle çok tatlı. İnşallah tatile gidebiliriz. Ondan sonra kendime de bir şeyler aldım. Şöyle büyük. Pilav mı? Pilav hastası. Pilav istiyor. Pilav. Pilav diyor bu kız. Pilav mı turşu mu? Turşu mu pilav mı? Turşu. Ne? Turşu. Turşu. Aç dolabı. Aç dolabı. Ha nerede turşu? Nerede turşusu? Turşu. Ha buradaymış. Gel. Sabah vermiştik ya sana. Gel. Annesi aç bakalım şunu. Turşuya bayılır. Hepsini bitirdi. Gel verelim gel. Bunun adı ne Mira? Bunun adı ne? Turşu. Turşu yiyecek mi? Turşu. Daha istiyor. Bir tane yetmez ama. Ay çok tatlı söylemiyor ama turşuyu ya. Bir de öyle güzel yiyor ki. Anasının kızı mıdır nedir bu? Ben sende turşu da yemiştim. Böyle ekşiler yemiştim çok. Al minik bunlar da çok tatlı. Afiyet olsun. At ağzına hepsini. Sabah gelmiş babasından yine turşu istiyor. Bir ısırık kendi alıyor, bir ısırığını da bana veriyor. Beraber yedik kızımla. Yani şimdi devam edeyim göstermeyi arkadaşlar. Ya ben bunları hani doğum sonrasında giyerim diye aldım. Geniş almışım. X'le bayağı da bir büyük diyorlar baksana. Büyüyünce de giyersin aşkım. Büyüyünce de giyerim değil mi? Al bakalım. Ondan sonra iki tane de şort aldım. Hemen gösteriyorum anneciğim sana da hemen. Bunları da büyük beden aldım X'le. Abo Caner. Bayağı büyükmüş. Onu da büyüyünce giyersin diyeceğim ama o kadar büyür müsün acaba? Al bakalım. Ay ne bileyim yorumlara bakıp alıyorum. Ben diyorlar ki büyük beden alın. Ondan X'le alayım dedim. Normalde bedenim M'dir. Turşu bitti kızım. Ah bir tane daha varmış burada. Aa bu daha güzel. Bak aşkım. Bu daha iyi duruyor. Böyle. Üç parça kendime bir parça kızıma aldım arkadaşlar. Sonra sabah kapıdan manav geçiyordu. Ben genelde ya marketten alırım ya da pazardan alırım biliyorsunuz. Ama annem kapıdan geçen manavdan almayı çok sever. O yüzden sabah geçiyordu. Miralinda ile beraber gitmişler almışlar. Böyle eriğimiz var. Anne bu erik kaç kilo? 1 kilo 10 lira. Çok uygun. Kilosu 10 liraymış. 10 lira kilosu çok uygun. Pazarda bile 15-20 TL'ydi. Tadı da çok tatlı. Çok güzel, leziz. Küçük ama Miralinda için elma. Mira. Elma değil o. Şeftali. Şeftali mi? Elma zannettim ya ben. Şeftali. Oh. Bir şeftali. Ne kadar annem şeftali? 18 lira.
18 lira fena değil yani kapıdan geçen bir mala var. Turşu istiyor gene. Bitti kızım artık o. Al turşu. Güzel söylüyor ya turşu turşu. Bir de domates almış. Domates de ne kadar anne? 10 TL ya. Gayet iyi tane var. Oo böyle. Mis gibi kokuyor. Yiyeceğim mi domates? Öğlen yemeklerimizi yedik. Akşama da taze fasulyemiz var. Öyle annem ayıklamış güzelce. Fasulyenin kilosu ne kadar? 25 liraydı. Bu da uygun. İyi ya. Kötü değil. Evet. Hayır. Aynen. Miralin de baban sana böyle ders yapmayı mı öğretmeye başladı? Aşkım bunlar ne böyle bu çocuk için? Bir ha şeyleri öğretseydik ya sayıları öğretseydik. Sen direkt ne yapmışsın? Çarpım tablosuna geçmişsiniz yahu. Gözü aldısın ya. Aynen çok sevdi ama kardeşin hediyesinde arkadaşlar. Ya bu arada doğum vlogu'na işte Miralin de onun tepkisini eve geldiğimizde onun tepkisini koymayı ben kaçırmışım. Çünkü çok parça parça böyle videolar vardı biliyorsunuz onları birleştirip editliyorum. Atlamışım oraları editledikten sonra yani video yüklendikten sonra fark ettim. Geç kaldım bayağı bir. Çünkü ağrılarım da olduğundan çok sandalyede oturamıyorum da. Tepki videolarını da inşallah bir sonraki videoda gösteririm sizlere. Unutmadım onları da inşallah editleyip göstereceğim sizlere. Bugünlük de veda edelim mi aşkım? Dinlen biraz bence de. Biraz dinleneyim artık değil mi? Yorulduk bayağı bir. Vallahi çok şükür sağ salim de evimize geldik. Artık sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.